Ben ne yapayım şimdi? Sen diyorsun ki ben hapis tutuyorum. Ben de yattım. Ben ne yaptım? Deprem vaazda dedim ki ilahi ikazdır. Ne yaptım? 3 seneme mal oldu benim o davalar. İçeri girdiğim çıktığımdan 2000'in başı, 2002'nin sonu. Şimdi bu noktada çektik yani çekiyoruz da. Maddi, manevi, benim başıma neler gelmedi, evim mi kaç kere aranmadı, basılmadı, ki o kitaplarıma mı, Kur'anlarıma mı, yazmalarıma mı el konulmadı. İki halıdan sebep, Afgan seccadesi, hediye seccadeden kaçakçılığa mı sokulmadım? Yani benim dosyalarımı biliyorlar mı? Benim bugüne kadar süreçtiğim mahkeme süreci 15 sene, 2000 neresi işte 16 sene gidiyor. 28 Şubat'taki olayları biliyorlar mı? Yani ben neler çekmişim? Müftüler camileri kapattı. Biz girmeyelim diye akşam yatsı arası Bursa'da Molla Arap Camii'de namaz kıldırmadan bile de o girerse camide vaaz eder diye. Biz bunları yaşamadık mı? Yani Eskişehir'in müftüsü valilik emniyeti dizmiş kapıya Eskişehir'e sokmayın. Ya bütün emniyet şuna aman girme bilmem ne. Yani biz kendi ülkemizde ben göya Türk'üm. Eskişehir'e sokmadılar o zaman. Bu 28 Şubat'tan evveli konuşuyorum. Eskişehir'e sokmadılar. Yani koca emniyet, ben terörist miyim, eşkıya mıyım? Millete içmeyin, zina etmeyin, uyuşturucu kul satmayın diyorum. Benim gibi bu kadar insanı namaza başlatmış veyahut da kötü alışkanlıktan kurtarmış bir sicilim var. Ama bunu yaptılar. Yapabilirler. Suçu ne? Şeriatçı. Şeriat Kur'an. Ben nasıl şeriatçı değilim dersem kafir olurum. Ben gavur mu olacağım? Ben doğruları konuştuğum için. Eski top şeriat sohbetlerim var şunlar. Arabada kaset bulunanı aldılar götürdüler. Hı. İzmir'den geliyor adam yolda benim kasetim var. Adamlar ifade verdi. Bekletildiler yolda eğlendirdiler. Yani arabada benim kasetimde ne suç unsuru var? Bunlar sorun mu? Şimdi konuşuyoruz. O zaman da konuşuyorduk. Konuşmuyor değildik ama etki alanımız tabii o zaman biraz genişleyince hadi bakalım bunun kafasına binelim dediler. Yani herkes burada zulme uğramıştır. Herkes çile çekmiştir. Bak benim bu son olayda annem öldü. Yani kadın sapasağlam geldi. Hiçbir hastalığı da teşhisi de yok. Beyni gitti, üzüntü. Eridi ve kadın öldü. Şimdi ne yapacağız? Yani iki polis orada yapıyor. Yanlış bir polis yapmış. Bir çete kurmuş orada bana bir kumpas kurmuş. Şimdi polis teşkilatını ben buna nasıl genelleştirebilirim?